Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izliyorsanız, ismim Erba Gediz. Akdeniz Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunuyum. 2020 yılında bir KPSS sürecine girdim ve 81,912 gibi bir puan alarak 333. sıraya yerleştim. Sizlere nasıl plan yaptığımı ve netlerimi nasıl yükselttiğimi anlatmak istiyorum. Aynı zamanda da yayın tavsiyeleri vereceğim. Arkadaşlar, bu sınavda en önemlisi plan yapmak. Hem not tutarken hem de ders çalışırken plan yapmak çok önemli. Ben nasıl bir plan yapıyordum? Size biraz bundan bahsedeyim. Sabahları 8 ile 10 arası bir saatte kalkıyordum. 12'ye kadar genel kültür, genel yetenek çalışıyordum. Öğlen 12 ile 3 arasında eğitim bilimleri çalışıyordum. 3'ten sonra da akşam 11'e kadar ÖAVT sınavına çalışıyordum. Özetle ben günümü 3'e bölüyordum. İlk başladığım sıralarda önce konu çalışıp ardından test çözüyordum. Ve dersleri kendi arasında sıralı bir şekilde çalışıyordum. Örneğin eğitim bilimleri saatinde önce gelişim, sonra öğrenme, sonra öğretim yöntem teknikleri gibi bir sırayla gitmiştim. Yani biri bitmeden diğerine geçmiyordu. Her ders bitiminde konunun sorularını mutlaka çözüyordum. Hafta sonları için de şöyle bir planım vardı. Hafta içi çalıştığım tüm dersleri mutlaka tekrar ediyordum. Kaç hafta ilerlemiş olursam olayım, önceki tüm haftaların konularını mutlaka o hafta sonu tekrar ediyordum. Yani sürecin sonuna geldiğimde önceki tüm haftaların tekrarlarını hafta sonları yaparak devam ediyordum. Zor oluyor mu diye düşünüyor olabilirsiniz. 2 gün gayet sizin tekrar yapabilmeniz için yeterli oluyor arkadaşlar. Kaç saat çalışıyordun diye soracak olursanız, ben sabahları kalktığımda 2 saat kadar ders çalışıyordum. Daha sonra kahvaltımı ediyordum. Tekrar odama geçiyordum. Benim yemek, kahve ve tuvalet hariç pek fazla odadan çıktığım olmuyordu. Sadece akşamları 11'den sonra uyku saatime kadar kendime ayırdığım bir zaman dilimim oluyordu. O saatte de ya arkadaşlarımla konuşuyordum ya YouTube'dan eğlendiğim bir kanal varsa onun videolarını izliyordum. Bu şekilde o bir saatimi kendime ödül olarak koymuştum. Size ilk olarak nasıl not tuttuğumu anlatmak istiyorum. Genel kültürden başlayalım. Örneğin şu sayfaya bakalım. Türk İslam tarihi ile ilgili. Sayfayı 3'e bölüyordum ve Türk İslam tarihine dair her şeyi o sayfaya yazmaya çalışıyordum. Notlarımı alırken kelime kelime yazmaya özen gösteriyordum. Yani cümle kurmayın not tutarken. Sadece kendinize hatırlatıcı olması açısından birer kelimelik notlar tutun. Mesela Karahanlılar için ilk Türk İslam sentezi, Türklük özelliklerini korudular. Resmi dil Türkçe. Yani baktığınız anda olayın özünü kavramanızı sağlayacak notlar olması gerekiyor. Uzun uzadıya not tutarsanız hem kendi yazdığınızı okumaya üşenirsiniz hem de size hatırlatıcı olan o kelimeleri bulmakta zorlanırsınız. O yüzden kelime kelime not tutmaya özen gösterin. Ben hafta sonu yaptığım tekrarlarımı bu notlar üzerinden yapıyordum. Bu notların en güzel yararı da bütün tekrar edeceğiniz konunun bir sayfa üzerinde toplanmış olması. Yani eğer hafta içi soru çözerken ya da denemelerinizi kontrol ederken bir yanlışlık yaptıysanız Türk İslam tarihine dair, sadece bu sayfaya bakarak nerede yanlış yaptığınızı bulup hatırlayabiliyorsunuz. Bir arkadaşım sağ olsun bana göstermişti bu yöntemi. Ona da buradan teşekkür ederim. Eğitim bilimlerinden benim hocamın ders notlarını almıştım ben. Kendiniz de not çıkarabilirsiniz arkadaşlar ama böylesi benim için daha kolay oldu. Bu not defterlerinde sadece sizin not almanız gereken boşluklar bırakılmış. Siz o boş bırakılan yerleri doldurarak hem kendi notlarınızı çıkarmış oluyorsunuz hem de gereksiz ayrıntılardan, detaylardan kurtulmuş oluyorsunuz. Tek tek gidersek, rehberlikte bunu almanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Salih Yıldırım'ın ders notu var mı bilmiyorum. Alabiliyorsanız bence ondan alın. Zeynep Salman İçli'nin ÖYT not defteri. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. O kadar güzel kavram haritalarıyla donatılmış ki yani şu an aklımdan geçerken bile gözümün önünde canlanıyor. Size öyle diyebilirim. Eğer görsel hafızanız iyi ise, görsel hafızanıza güveniyorsanız kesinlikle Zeynep Hoca'nın kavram haritaları sizin çok işinize yarayacaktır. Gelelim ölçme ve değerlendirmeye. Sabri Zahit'in bu kitabı sözel konular açısından bence harikaydı. Sayısal kısmında da güzel sorular vardı diye hatırlıyorum. Yani çözümlü bir şekilde konulmuştu. Ünite sonlarında konu özeti olarak konulmuş notlar vardı. Onlardan çok fazla yararlandığımı hatırlıyorum. Hatırlamadığım bir şey olduğunda sadece onlara bakmam bile konuları hatırlamama yardımcı oluyordu. Gerçekten başarılı bir kitap olmuş. Evet, bizim canımız ciğerimiz, okul öncecilerin olmazsa olmaz not defteri. Kesinlikle Ayşegül Hoca'nın. Bunu alın arkadaşlar ya. Ayşegül Hoca'nın videolarını da izleyin. Okul öncediler, size sesleniyorum. Bunu alın. Ayşegül Hoca'ya çalışın. Alanımızdaki çıkabilecek olan bütün detay detay olan konuları Ayşegül Hoca mutlaka bir yerlerde anlatıyordur. O yüzden siz Ayşegül Hoca'yı dinleyin. Alanınızı da eğitim bilimlerinde garanti altına alın. Konu anlatım çalışmalarımız bittikten sonra tamamen teste yönelik çalışmaya başlıyoruz. Yapamadığımız konuların ya da iddialı olmadığımız, kendimize güvenmediğimiz konuların testlerini açıp çözüyoruz. O konuya ekstra yükleniyoruz.
çalıştığımız günlerde. Hafta sonları aynı şekilde tekrarlarımızı da yapmaya devam ediyoruz. Ben son 2 ay kala Türkçe denemelerime başlamıştım arkadaşlar. Çünkü zaten paragrafı belli bir müddet çözmemiz gerekiyor. Tamamen oturtabilmemiz için. Bunu deneme üzerinden yaparsanız dil bilginize de faydası olur. Aynı zamanda paragrafı da çözmüş olursunuz diye düşünüyorum. Ben 1 ay kala genel kültür, genel yetenek ve eğitim bilimleri denemelerimi çözmeye başlamıştım. Size şöyle anlatayım. Gördüğünüz gibi bu 14 Ağustos Perşembe gününe ait bir deneme sonucu. Matematikten 11 net yapmışım. Genel yetenekten toplamda 33, genel kültürden 19 net yapmışım. Her dersin altına o günkü yanlış yaptığım konuları mutlaka yazıyordum. Mesela o gün için Türkçeden 22 net yapmışım. Altında nelerde yanlış yaptığım yazıyor. Sözel mantıktan, sıralama sorusundan ve dil bilgisinden yanlış yapmışım. Aynı zamanda eğitim bilimlerine baktığımızda eğitim bilimlerinden 52 net yapmışım. Onu da aynı şekilde başlıklara ayırıp örneğin gelişimden 7,5 net yapmışım. Nelerde yanlış yapmışım? Gelişimin ilkeleri, Kohlberg, üst düzey koşullanma, Thorndike, geriye etkin kolaylaştırma konularından yanlışlar yapmışım. Aynı gün içinde yanlış yaptığım yerleri tekrar ederek konu eksikliklerimi kapatmaya çalışıyordum. Mesela gördüğünüz gibi Thorndike'da o gün yanlışlık yaptığım için altına Thorndike kuramının temel kanunlarını yazarak notlar çıkarmışım. Gelelim son bir ayda başka neler yaptım. Arkadaşlar netlerimi yükseltemedim. Özellikle genel kültürden hiçbir şekilde netlerimi yükseltemiyordum. Sürekli netlerim arasında bir dalgalanma vardı. Bir gün doğru yaptığım bir konuyu ertesi gün yanlış yapıyordum. Yanlış yaptığım bir konuyu sonraki gün doğru yapıyordum. Yani bir türlü kafamda oturtamıyordum genel kültürü. Yani geleceğe dair bir kestirimde bulunamıyordum. Şu neti garanti yapabilirim diyemiyordum. O yüzden ben oturdum. 2 gün bu planımı ara vererek sadece coğrafya ve tarih çözmeye başladım. Şöyle yaptım. Tarihten bir tane test kitabını alıp baştan sona çözdüm. Hangi yayın olduğu fark etmez, hatırlamıyorum bile. Bir gün boyunca baştan sona sadece o kitabı çözmeye ayırmıştım. 2 günümü bu şekilde bu test kitabına ayırdım. Ve sonrasında gerçekten denemelerimde müthiş bir artış oldu. Hedefimdeki netlere ulaşmaya başlamıştım. Yani bunu yapacaksanız size tavsiyem sınava yakın bir tarihte yapın. En azından bu sizin soru üzerinden öğrenebilmenizi sağlayacaktır. Aynı gün içinde yapmasanız bile bunu bir hafta içinde yapabilirsiniz. Ama ben aynı gün içinde yapmanın faydasını gördüm. Bu şekilde genel kültür netlerini yükselttim diyebilirim. Bu arada yeri gelmişken İsmail Adıgüzel'in bu kitabını kesinlikle size tavsiye ediyorum. Şöyle anlatayım size. Kitapta konu anlatımlar yer alıyor. Konu anlatımın yan taraflarında da şeritler halinde sorular konulmuş. Buradan nasıl soru gelir diye. Yani konuyu çalışıp o soruları çözdüğünüzde kafanızda pek bir boşluk kalmıyor. O sayfadan çıkabilecek soruları az çok öğrenmiş oluyorsunuz. Kitabın çok güzel bir dizaynı var. Kavram haritaları, şifreler, sorular sınava yönelik. Yani ben çok sevmiştim. Sizin de bu kitaptan yararlanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Eğitim bilimlerinden hangi soru bankalarını çözdün diye soracak olursanız ben çıkmış soruları çözdüm arkadaşlar. Ekstra eğitim bilimlerinden size tavsiye edebileceğim kitaplar. PEGEM'in soru bankasını çözebilirsiniz. Mutlaka çıkmış sorulara bakın. Aynı zamanda size son 2-3 hafta kala yaptığım bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben açıp deli gibi soru çözüm videoları izledim. Özellikle Salih Yıldırım'ın rehberlik alanındaki soru çözüm videolarına baktım. Yani size soruya hangi açıdan yaklaşabileceğinizi öğretiyor aslında. Bence YouTube üzerindeki soru çözüm videolarına da bakmanız sizin için çok yararlı olacaktır. ÖABT'ye gelirsek ben sadece bir kaynak çözdüm. O da benim hocamdı. Benim hocamın test kitabını tamamen bitirdim. Bence buna ek olarak siz PEGEM'i de bitirin. Çünkü ben ÖABT'de çok iddialı değildim. Son 2 hafta gittiğim benim hocamın kampı olmasa ben ÖABT'yi bu kadar iyi yapamazdım. Hatta size geçen videoda anlatmıştım. 40 netle başlayıp 60 netle bitirdiğim bir süreçti o kamp benim için. Siz riske atmayın. PEGEM'i de çözün. Benim hocamı da çözün. Hatta bulabildiğiniz her kaynağı çözün. Çünkü bildiğimiz gibi sınavı en çok etkileyen ÖABT. Benim netlerimi yükselten en önemli olay da şuydu arkadaşlar. İki sınavın arasında sanırım 2 haftalık bir süreç vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ben her gün mutlaka 4 deneme çözüyordum. Yani KPSS ile ÖABT arasındaki o zaman dilimini günde 4 deneme çözerek geçirmiştim. Günlük olarak ÖABT'den tutmuş olduğum konu defterime çalışıp tekrar edip daha sonra denemeler çözüyordum. Günde 3-4 günlük çözdüğüm denemeleri kontrol edip yine aynı şekilde yanlış yaptığım soruların cevaplarına bakıyordum. Ya çözümlü kitap alıyordum ya konu anlatımlarından bulup araştırıyordum konuyu öğrenebilmek adına. Yani yanlış yaptığım soruların peşini kesinlikle bırakmadım. Bunu hem genel kültür, genel yetenek, hem eğitim bilimleri hem de alan sınavı için yaptım. Evet arkadaşlar yanlış yaptığımızda çok üzülüyoruz ama aslında üzülmememiz lazım. Çünkü sınavda yanlış yapacağımıza denemede yanlış yapmak her zaman çok daha iyidir. Daha da deneme üzerinde yanlış yaptığınızda buna sevinmeniz gerekiyor. Çünkü bu yanlışınız sınava kalmadan sizin karşınıza çıktı ve onu düzeltmek için bir şansınız var. O yüzden yanlış sorularımızın kıymetini çok iyi bilelim.
Umarım benim çalışma sistemimin size de faydası olur. Beni desteklemek için kanalımı beğenip abone olursanız, aynı zamanda da Instagram adresim üzerinden takip ederseniz çok mutlu olurum. Hepinizin güzel haberlerini almayı çok isterim. Sınavdan sonra iyi sonuçlarınızı bana da haber vermeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.